Ne yapıyorsun Sanskar? Telefonunu da açmıyorsun. Abla? Sujata, Sanskar'a sütünü vermeyi unutmuşsun. Evet. Ben unutmuşum. Bunu unutmaman gerek. Bununla ilaçlarını alıyor. Abla, Sanskar ilaçlarını almadan uyumuş. Ben de uyandırmayayım diye düşündüm. Tamam, önemli değil. Ben bunu gidip masasına koyayım. Gece uyanırsa bununla ilacını alır. Abla, ha? Sen zahmet etme. Bana ver lütfen. Ben koyarım. Sen yat artık. Peki. Sanskar nereye gitti acaba? Telefonunu da açmıyor. Sıvara sana hediye getirmedim. Ve şu anda babama verdiğim sözü kalbime hatırlatamıyorum. Çok güzel. Yanımda kalmak istiyorum Sıvara. Uyumadan önce, uyandıktan sonra sadece yüzünü görmek istiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Benim olmanı istiyorum. Sen benim olana kadar hiçbir şey benim için önemli olmayacak. İnsanların söylediklerini de umursamıyorum. Sadece beni sevdiğini söylemezsen hayatım sensiz yarım kalır. Sen yanımdayken ben tam olabiliyorum. Saat 12. Bir şey söyle. Peki, tamam. Senin beni sevmediğini biliyorum. Bu hiçbir şey değiştirmeyecek. Olanlardan sonra seni suçlayamam da, öyle değil mi? Önemli değil mi? Lakşi. Biliyorum. Benim için fark eder. Seni seviyorum Lakşya. Seni çok seviyorum. Bir saatte Sıvara'ya seni sevdiğini söyledi. Aferin sana oğlum, aferin sana. Bak, ne istediysen yaptık. Kısmen. Kısmen Lakşe, kısmen. Ama geriye bir iş daha kaldı.
ve sana sarıldı. Ve şimdi de seni öpmesi gerekiyor. Tek bir öpücük. Ha? Lakşya? Tek bir öpücük. Ve Ragini yanınızda olacak. Sen iyi misin? Çok akıllıca Lakşi. Sırf nereden öpeceğini söylemediğim için bu hatamdan faydalandın. Neyse, bu sadece bir başlangıçtı. Bundan sonra yapmanızı isteyeceğim şeyleri bekleyin. Bu oyun şu an burada bitti Bay Lakşia. Ve tam puanla bitirdiniz. Artık gidebilirsiniz. Güle güle. Ragini! Alo! Alo! Ragini! Ragini! Lakşia'nın o Bengali kızla evlenme fikrini aklına koymuş olmasından ve hayat boyu yalnız kalmasından korkuyorum. Aklına koydu, evet. Çok inatçı. Tıpkı babası gibi. Kimsin? Kimsin sen? Ne oldu? Kapının orada bir insan gölgesi gördüm. Kimsin? Güvenlik! 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 Neredeydiniz? Buyurun efendim. Kapıda birini gördüm. Gidip bakın hemen. Her yeri iyice kontrol edin. Yüce Tanrım. Sanskar mı geldi? Ne yapsam? Thank you.
Hemen. Lakşi'ye su getir hemen. Tamam, tamam. Ragini. Al bakalım. Ragini. Ragini. Ben buraya nasıl geldim? Neler oluyor? Svara neredeydin? Svara, orası çok karanlıktı. Çok korktum. Buraya nasıl geldim ben? Ragini. Ne oldu? Ragini, sakin ol. Önce bana ne gördüğünü ve seni kimin kaçırdığını söylemelisin. Güvenlik. Güvenlik. Efendim, ben bir adamın gölgesini gördüm. Adamı gördün mü peki? Kimmiş ha? Her yere baktık ama bulamadık. Hayır, hayır. Sanırım hırsız gibi. Ben eve giren kimseyi görmedim abi. Biri olsaydı ben görürdüm. Her kimse hala dışarıdadır muhtemelen. Sen içeri girip girmediğini nereden bileceksin Sujata? İyice arasınlar her yeri. Belki içeride. Anne, ben mutfaktayım. Git diğer güvenliği de çağır. Düzgünce arayın evi ve mutfaktan başla. Pencereden içeri girmiş olabilir. Hadi yürü. Peki efendim. Birileri beni kaçırdı. Orası çok karanlıktı ve ben çok korktum. Ragini, sakin ol. Biz yanındayız, her şey yolunda. Ama kim olduklarını bilmiyorum. Neden beni kaçırdılar? Ne yaptım ben? Ragini, biz de bilmiyoruz. Arayan kişi gizli numaradan aradı. Evet. Evet, bir adam vardı. Ben bir şey yapmadım. Ben kaçmaya çalıştım ama bana vurdu. Baksanıza, çok acıyor. Sonra bayıldım ve ayıldığımda da buradaydım. Peki telefonda ne dedi? Kimmiş o? Gitmeme nasıl izin verdi? Ha? Söylesenize. Ha? Lakşi, ona para mı verdin? Bir şey verdim. Ne Lakşi? Seviyorum Lakşi. Seni çok seviyorum. Hiçbir şey. Delinin biriydi işte. Söyle Svara. Ne istedi sizden? Sizden yanlış bir şey yapmanızı mı istedi? Ragini, hadi eve gidelim artık. Bunları sonra konuşuruz. Tamam. Eve gidelim. Annemle babama başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Çok korkuyorum.
korkuyorum. Çok korkuyorum Sıvara. Annemle babama gitmek istiyorum ben. Ragini bak, bir şey olmayacak. Sen iyisin. Hey, çabuk olun. Çabuk ol Topar. O pencerenin orada. Şimdi koşarken nerede? Gördüm. İşte orada. Hadi. Hadi gidip bakalım. Sujata? Her kimse kaçmış. Evdeki her kapıyı kontrol edin ve iyice kilitleyin. Dikkatli olun. Tamam mı? Hadi yürü gidelim. Gürültü, gürültü. Büyük baba bağırıyor. Çok gürültü oldu. Bu yüzden Sanskar korkmaya başladı işte. Sanskar yatarken başka giysiler giymişti. Üstünü ne zaman değiştirdi? Ragini, Ragini istiyorum. Ragini, Ragini. Ragini bu evde değil Sanskar. Lütfen çocuk gibi davranma artık. Sujata, onu odasına götür. Sanskar, hadi odana gidelim oğlum. Ha, hadi. Ragini istiyorum. Hadi oğlum. Ragini. Hayır, hayır. Belki abim uyanıp Ragini'yi görmek için kendi üstünü değiştirmiştir. Lakşya, senin gelmene gerek yok. Biz babamla yalnız konuşuruz. Hayır. Bunlar olduğunda ben de vardım. Bu yüzden onlarla ben konuşacağım. Açıklayacağım. Sıvara, Ragini. Böyle şeylerden hep kaçmıştım. Artık yeter. Onlarla yüzleşeceğim. Neler oluyor böyle? Telefonlarımıza ne biçim videolar geliyor? İnsanların gece gece başka bir işi yok mu acaba? Bakın, iki sevgili de geldi işte. Bu çocuk da çok şanslıymış. Baksana, iki yanında iki kız var. Peki bunlardan hangisi buralı, hangisi yabancı? Bu insanlar bu saatte neden dışarıda bilmiyorum. Neden bize bakıyor bunlar bilmiyorum. Gel hadi. Sıvara, anneanne. Anneanne sen uyumadın mı? İnsanlar sizin yaptıklarınızı izledikten sonra nasıl uyuyacaklar? Doğum gününde ne güzel hediye almışsın sen. Dileğin gerçekleşmiş bakıyorum. Nasıl söyleniyordu? İyi ki doğdun Sıvara. Ya? İyi ki Sıvara.
Ne oldu babaanne? Lütfen söyle. Svara. İçeri gel. Anne. Neler oluyor? Ha? Ne oldu ki? Anne, aslında Lakşya ve Svara'yı... Sen sus. Sen Bengalli, içeri girerek bu olanları düzeltemezsiniz. Bu kız bütün mahalle önünde şerefimizi iki paralık etti. Herkesin önünde konuşur. Sadece biraz geç kaldım. Araya girmene hiç gerek yok. Hayatım boyunca senin kadar utanmaz, terbiyesiz ve bencil bir çocuk görmedim. Babaanne. Ragini. Babaanne, bağırmana hiç gerek yok. Anne, siz neden bu kadar kızdınız? Ne mi oldu? Bu. Bu oldu. Nedir bu? Ha? Adam size bunu mu yaptı? Bu nedir Svara? Neden ona soruyorsun? Sen ona bunu öğretmedin mi benden? İşte senin kızın. Gece yarısı evden kaçmış. Çocuklarla dolaşmış. Bir de ne rezillikler yapmış. Hem de annesi anneannesi böyle yaparken kızı neden başka türlü yaşasın ki? Bu Svara ile Lakşya'nın hatası değildi ben babaanne. Sos. Bunu anlamıyor musun? Neden bunların hatalarını örtmeye çalışıyorsun? Babaanne lütfen beni dinle. Sus sen. Sen konuşmayacaksın. Sen beni hiç anlamamışsın. Bu ikisi senin saflığından yararlanıyor. Onların hataları yüzünden bu haldesin sen. Hataları yüzünden önce bu çocuk seni sevdiğini söyledi. Sonra da bu kız onu kendi ağına düşürdü. Sen de bunları öğrendikten sonra bir de onları mı savunuyorsun? Hayır babaanne. Sen yanlış anlıyorsun. Lütfen anlatmam için bir şans ver. Bunlar mecburiyetten oldu. Babaanne, anne. Ragini de yaralandı. Bu yara. Bu da senin yüzünden oldu. İkiniz yaralanmasına sebep oldunuz. Yeter büyük anne. İzin verin de bir anlatalım. Birileri Ragini'yi kaçırdı. Ve bize de bunları yaptırdı. Hiç de zorla görünmüyor. Severek yapmış görünüyordunuz. Nasıl yani mecbur kaldınız? Numara bunlar. Hepsi oyun. Baksanıza bunlar ne kadar da güzel sarılmışlar böyle. Ben burada hiç mecburiyet göremedim. Hata seni boğarken bıraktığım için bende asıl. Senin gibi birinin yaşamaya hakkı yok. Sabırlı ol Bay Şekar. Senin oğluma el kaldırmana hiç gerek yok. Ne yapıp ne yapmayacağımı senden öğrenecek değilim.
Bugün senin oğlun yüzünden yine tüm mahalle önünde rezil olduk. Haberin var mı? Ben çok üzgünüm baba. Sana sormadan Ragini ve Sıvara'yı görmeye geldim. Bu hiç hoşuma gitmedi Lakşı. Ama bugün senin arkanda duracağım. Çünkü Lakşı'mın değiştiğinden eminim ben. Umarım sana olan inancımı yıkmaz. Böyle bir hata yapma Bay Durga Prasa. Çünkü bazı insanlar kedi kuyruğu gibi. 14 yıl boyunca bağlı kalsa yine de yamuktur. Haddinizi aşmayın Bayan Parvati. Biri bir kere beni dinleyebilir mi? Sana söyledim. Sen araya gir. Bahane uydurmanı istemiyorum. Kötü insanların etkisi altındasın sen. Senin doğru ve yanlış kavramın tamamen birbirine karışmış durumda. Yeter! Bize açıklama yapmamız için bir şans ver lütfen babaanne. Biri Ragini'yi kaçırdı. Lakşya'yı gizli numaradan aradı ve polis de size haber vermememiz için bizi tehdit etti. Yoksa Ragini'yi öldürecekti. Bunları bize zorla yaptırdı. Öyle mi? Sen hepimizi ahmak mı sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Sen hikaye anlatacaksın. Biz de sana inanacak mıyız? Ama o doğruyu söylüyor. Ben sana araya girmemeni söylemiştim. Sen önce bana ikinizin torunumu neden bu işe karıştırdığını açıkla. Eğer ikiniz aşk yaşamak istiyorsanız bunu kendi aranızda yapın. Torunumu neden karıştırıyorsunuz? Yeter Bayan Parvati. Benim oğlumun bu kızla bir bağı olamaz. Her şey ortada Bay Durga Prasad. Nasıl dost olduklarını gör. Senin oğlun torunumun kalbini kırıp tüm mahalle önünde rezil ettikten sonra bu kızla aşk oyunlarına başladı. Kim bilir bu dostluk adı altında başka neler yapıyorlar. Lütfen büyük anne, konuşup durmayın. Bunlar doğru değil. Evet, Sıvara'yı seviyorum ama... Kızımın adını ağzına almadan önce dikkatli ol. Neden ona bağırıyorsun Şakar? Biliyorsun bu kız da hiç düzgün değil. Videoyu görmedin mi? Her ikisi de utanmadan sarılmış... Müzikle birlikte dans ediyorlardı. Aralarında bir şey yok mu yani? Yeter. Artık yeter Sıvara. Bana gerçeği söyle. Sen Lakşa'yı seviyor musun? Söyle Sıvara. Senin beni sevmediğini biliyorum. Bu bir şey değiştirmeyecek. Olanlardan sonra seni suçlayamam da öyle değil mi? Lakşya benim için fark eder. Çok fark eder. Seni seviyorum Lakşya. Anne ben... Ben onu... Gördünüz mü? Lakşya'yı sevdiği ortada işte. Sıvara beni sevmiyor büyük anne. Bunu bana bir kere değil bin kere söyledi. Peki, bu doğruysa senin ağzından duyalım.